Ben burada söyleyebilir miyim ya? Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi, ne yapayım? Söyle. Bence memnun değiller Ersun Hoca'dan. Çok doğal ama hani ben her bir değişim olacağını düşünmüyorum yakın tarihte. Değişim aday yok çünkü kimi getirecek? Yani şu anda gidip desen bir yabancı getirip Türkiye'yi bilmeyen bu riski alabilir misin? Almaz. Alamazsın. O zaman Türkiye'den de gidip Erol Bulut'u getirecek halin var mı şu Aynen. anda? Bir kumardır. Ben Ali Koç'un Bunu bir daha da Türk hocayla çalışacağını düşünmüyorum Ersun Hoca'yı Ali Koç gönderirse. zaten ilk günden beri Türk hocayla çalışmıyor. Yani Ali Koç gönderirse bir daha hiç dedi ki iki tane çalışmaz. hocayla çalışmam ben dedi. Aykut Kocaman, Ersun Yanal. İkisini de yedi. Basını da yedi. Çok dedi şeyi var. Tam tersine Ersun Hoca'nın hiç lobisi yok bence. Yok diyorsun. Peki ben sana bir şey Yok. soracağım. Şimdi ben Benden başka Fenerbahçe savunanı yok şimdi her adamın. maça gidiyoruz. Ha. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Kasımpaşa maçı. Takım iyi de oynamıyor. Dakika 70. Genç Fenerbahçeliler başlıyor. Ersun Yanal tezahüratı. Ersun Yanal da el sallıyor. Ya bir kere de bu tezahürat Feneryum'dan, Maraton'dan ya başka Fenerbahçe taraftarından gelsin. Hep aynı kesimden geliyor. Ve bu hakikaten Fenerbahçe iyi oynadığı için veyahut da hocaya olan çok büyük güvenden dolayı mı sence? Yoksa bir kesim yapın. Beni rahatsız ediyor. Mesela bu beni rahatsız ediyor. Yani bu hani Ersun Yanal müthiş bir top oynatır. Fenerbahçe 15 puan öne geçmiştir. Uçuyordur Fenerbahçe. 45 bin kişi bağırır, harika. Ama hep aynı kesimin bu tezahüratı yapması bana biraz sahte Ersun geliyor. Hoca'nın basında lobisi yok, onu sana söyleyeyim yani. Sen Yok daha yani. iyi biliyorsun. Yok, Yok basında diyorsan lobisi yok. yok. Fenerbahçe'nin basında lobisi var mı? Yok. Onu da Hiç yok hele. zaten sana soracağım. Çünkü Yok. herkes diyor ki ben Fenerbahçeli, herkes Fenerbahçe'nin basında şey yok. Kimle konuşsam diyorlar ki en iyi Fenerbahçeli ve yorumlarına katıldığım insan Serdar Ali. Allah razı olsun. Hakikaten bu yani Sağ birebir olsunlar. hepimizin ama bu sen Yok şimdi ama ya, yok Fenerbahçeli yani. kimliğinle de çok öne çıkmıyorsun aslında. Şimdi şöyle abi. Yani niye yok? Çok basit abi. Şimdi iki türlü. Bir kere medya ne yani? Artık medyanın değişmesi. Yani çok uzun bir konu bu. Medyanın değişiminden söz etmek lazım. Yani medya dediğimiz yer değişiyor artık. Merkezi kayıyor. Yani merkez medya dediğin şey kalmadı. Merkez neresi filan. Bunların hepsi soru işareti olmakla beraber. Yeni nesil Galatasaraylı. Yani 96-2000 Galatasaraylıların hepsi şimdi meslek sahibi. Medyada da ağırlıklı olarak onlar var. Yani dolayısıyla böyle bir durum var. Fenerbahçe ile ilgili de yani yıllarca şeyle konuşuldu. Hani spor müdürleri Fenerbahçe derlerdi. Fenerbahçeli filan. Abi yıllar 50 senedir futbol müdürleri Fenerbahçeli. 50 senedir bunun bir faydası yok yani. Hayatta bir karşılığı yok. Ama mesela televizyon müdürlerini kimse saymıyor. Sorarlarken hep gazeteyi sayarlar. Evet, halbuki o Ama da halbuki televizyonu say mesela, orada tersine bir orantı çıkıyor. peki bir şey daha soracağım bu konuyla ilgili. Çok merak ettiğim için Tabii. soracağım. Şimdi hep böyle yorumcuların futbolumuza kattığı bazı şeyler var, laflar var. Mesela Erman Hoca diyor ki sana göre bana göresi yok diye bir laf kattı. Serdar Ali Çelikler de şöyle bir laf kattı ve çok doğru bir laf bana göre. Kimse karnından konuşmasın arkadaş diye Evet bir abi. lafı var. Evet abi. Bizde karnından konuşan çok. O yüzden Evet de abi. karnından konuşulmadan bir cevap rica edeceğim ve Tabii hakikaten söyle çok abi. merak ettiğim için soruyorum. Şimdi yeni jenerasyon Galatasaraylı, eyvallah. Galatasaraylı müdürler var, eyvallah. Fakat öyle bir hale geldi ki bizim yazılı ve görsel medyamız, Fenerbahçeli kimliği birinin birazcık ön plana çıktığı anda, biraz Fenerbahçe'yi savunuyor olduğu anda işine son veriliyor. Şimdi bu biraz artık bir tık öteye geçiyor. Bu nasıl oluyor? Bu niye oluyor? Ya yani bu sadece yeni Bilmiyorum niye jenerasyon Galatasaraylı anladım. Yok diyerek onlar o pat açıklanabilir bir şey değil değil. değil. Patronajla alakalı bir şey ama o yani ben kendimden örnek verebilirim. Diğer arkadaşlarımı bilmiyorum. Şimdi Benimki TRT'de Hürriyet'te olanları falan hepimiz evet gördük, ama duyduk. benim yani ben kendimden örnek bilebilirim. Evet. Kendi örnek benimle ilgili bana yapılan tebligatta bir Fenerlilikle ilgili bir durum yoktu. Fenerbahçe'yi savunmak diye bir şeyimiz de yok bizim. Görevimiz de yok. Yani ne benim ne Feridun'un ne başka birisinin. Ama 3 Temmuz'la ilgili bir yorum sonrası oldu. Yani öyle ama dediğim gibi yani ben kendimle alakalı bir yorum yapabilirim. Diğerlerine ilgili hem kurumlarını tanımıyorum hem başlarına gelenleri sadece onlardan dolayı biliyorum. Ayrıca kendileri söylerler, isterler, istemezler onu bilemem. Dolayısıyla mesela benim mevzumda öyle bir şey, açıklama tabii ki yapmadılar. Kimse de böyle bir şey söylemezler zaten. Seni şu yüzden gönderdik. Bu yüzden gönderdi. Yani Fener yüzünden gönderdi demezler yani. Demezler öyle bir şey. Demezler ama Ama şöyle bir şey var. Yani iyi Fenerli, Fener'e çakan Fenerli. Tamam. Fener'i eleştiriyorsan, başkanını eleştiriyorsan, mesela ben Ali Koç muhalifi olsam güzel ekmek yerdim. O kadarını söyleyeyim. Ali Koç'a bariz Aziz Yıldırım Bey'e yaptığım muhalefeti yapsaydım çok güzel para kazanırdım. Bu kadarını söyleyeyim. Bence anlaşılsın. Peki. Ama şimdi bir de medya şu abi, bak gazete falan bitti artık. Şimdi bunların internet sitelerinin müdürleri kim?
Hiç sayıyorlar mı hani böyle eskiden gazetelerde yazardı işte şu gazetenin şu, bu gazetenin bu, bu gazetenin bu. Bak bir sürü internet sitesi var, bir sürü. Gazetelerin internet siteleri var. Bu sitelerin müdürlerinin tuttukları takımları ne? 3-4 tane çok etkili spor sitesi var. Evet. Bunların müdürleri hangi takımı tutuyor? Sahipleri hangi takımı tutuyor? Biraz lütfen bunları araştırın. Yani olumsuz Fenerbahçe, olumlu Fenerbahçe. Olumsuz Fenerbahçe hep manşette. Fener 5 attı. Hayatımda böyle şey görmedim manşeti çıktı. Sumidika'nın. Bak restorancılarla konuş. Bu da restorancı. Sende Digitürk var mı? Var. Bu da söyleyecektir. Doğrulayacaktır. Bütün restorancılar der ki Fenerbahçe yarışırsa Fenerbahçe maçlarına, restorana veya kahveye Fenerliler gelir, rakipleri gelir. Galatasaray yarıştaysa Galatasaraylılar gelir. Galatasaray'ın rakipleri gelmez. Beşiktaş'a gelmez. Beşiktaş'a Trabzonspor da külliye zarar. Bak bunu bütün restorancılara sorun. Öyle tabii canım. Kendileri de biliyor zaten. Ha. Fenerbahçe yarıştaysa Fenerli de gelir. Karşısındaki de gelir. Bu yapacak bir şey yok abi. Fenerbahçe bunu bilecek. Bununla mücadele etmeyecek. Niye böyle demeyecek? Bununla yaşamayı öğrenecek. Bununla yaşamayı öğrenecek abi. O zaman hep güçlü olacaksın. Hep güçlü olacaksın. Hep güçlü olacaksın. Hep güçlü olacaksın. Sahada ve saha dışında hep güçlü olmak zorundasın. Hep güçlü olacaksın. Yıllar evvel Reha bir yöneticiydi. Beşiktaş'ta Reha Muhtar. Sonra biz onunla birlikte çalıştık sabahta. Bir gün dedi ki ya çok güçlüsünüz oğlum. Her yerdesiniz dedi. Her yerdesiniz. Çok güçlüsünüz. Çok güçlüsünüz dedi. Oraya bakıyorum Fenerli. Buraya bakıyorum Fenerli. İşte. Öyle olacaksın abi. Başka çaren yok yani. Aziz Yıldırım'ın 2007 ile 2011 arasında olduğu gibi olacaksın biraz da. Kuvvetli olmak lazım yani. Her yerde kuvvetli. Fenerbahçe bunu bilerek yaşıyor. Bayern Münih gibi işte. Onu da sevmiyorlar abi. Yani yapacak bir şey yok. Peki Manchester United da sevmiyorlar. Ne yapalım yani? Seni çok seven bir arkadaşım sana şeyi sormamı istedi. MHK'de ve federasyonda Fenerbahçe aleyhine bence operasyon net var. Operasyon var mı? Var. Varsa kim yapıyor bu operasyonu? Bilmiyorum. Ama operasyon var diyorsun. Var. Mesela Göztepe maçında biliyorsunuz bu penaltı gelen tartışması oldu. Bir evvelki hafta Malatya'da bir Mustafa Öğretmenoğlu diye bir var hakemi vardı. O hakeme yapmış olduğu hataya rağmen tekrar maç verildi. Hem de var hakem. Var hakem olarak. Hem de var hakem olarak. Şimdi o atamayı kim yaptıysa mesela araştıracaksın. Atamayı yapan, atamanın sorumlusu kimse ben git ona mesela. Ben de bak bunca yıllık tecrübemle söylüyorum. Fatih Terim'e karşı bir buna bir basın var. Tamam, net var yani. Şeyde Fatih Terim'e karşı bir hareket ediyorsun. Karşı bir, buna bir basın. Bu fazla çıkmasın ortaya. Var. Benim gördüğüm. Kurgularından söz ediyorum. Net olarak Fenerbahçe'ye karşı da operasyon var. Net var yani. Bunun sebebini de artık Fenerbahçe midir? Ali Koç'un başkan olması mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi ziyaret etmesi midir? Bunu gerçekten bilmiyorum. Çözecek mercileri ne sensin ne benim. Ama böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki sence düşünmüyorum ya, bunu görüyorum. Peki sence Fenerbahçe başkanının veya yönetiminin nasıl davranması lazım bu durumda? Şimdi illa bağırmaya çağırmaya gerek yok yani. O eski bazen arkadan da gider sohbet edersin, konuşursun. Ne bileyim gidersin dersin ki ya işte bunlar da şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunlar da böyle yaptı. Hı. Şikayet mekanizmalarını işletirsin artık ne yapması. Ama yani illa masaya vurun, höt yapın, zöt yapın bunlar... O devirler geçti. Başka türlü de çözülebilir yani. Geçen gün bir tane video gelmiş. Aziz Yıldırım sahanın ortasında otururum. Otursaydı. Ona göre diyor. Ne zaman diyor oturmuş? Sahanın ortasında otururum diyor. Yani, bir de beni konuşturmasınlar diyor. 20 yıl konuşup durmasınlar beni de. Geldi ve gitti. Ama şu var yani. Peki sen. Aksiyon almadın. Bak, o konuya girmeyeceğim sen. Rastlantısal olmayan hatalar var ya. Yani. Rastlantısal değil. 5-6 yani. Maçın hepsinde hakem değişir mi baba? Tabii canım, sene başından beri konuşuyor. Hayır, Fenerbahçe maç kazandıktan sonra hakemin verilmemesin diyorsun değil mi? Evet. Olacak iş. 6 maç kazanmışsın. Her hafta değiştirmiş. Hakem ister iyi yönetmiş, ister kötü yönetmiş. Sadece bir tanesi galiba vara verdiler. Hayır dersin hafta ki federasyon olarak. Lan çok belli oluyor. Hadi bir hafta da vereyim bari de, hayır, de laf etmesinler. Kör gözün parmağı. Bak, evet. Ben da... sana burada söyledim ama bak verecekler dedim bir hakem için. Hatırlamıyorum kim olduğunu. Evet, sen yok artık dedin. Hemen verdiler artık zaten. Evet. Bence de yani bilerek. Arda kardeşleri verdiler. Mağlup olan maçlarımızdan sonra da bir daha veriliyor. Şimdi bak bu haftaki uygulamayı ben söyleyeyim. Yani Fırat orada Abdülkadir Bitigen'i bitirdi. Onun bitirmesi o. Tamam mı? O bitirme yani o oradan. Yani tersine olsa Abdülkadir Fırat'a söyleyemez. Evet. Baba, hiyerarşiden dolayı. Ha, baba burada böyle bir şey var filan diyemez. Dese de Fırat hadi lan der. Küfür eder yani zaten. Şimdi, ama sen de akıllı ol, gitme mesela. Veya ama şunu söyleyeyim.
Bir daha böyle bir şey olmayacak. Türk futbol tarihinde bir daha penaltı tekrar olmayacak. Bir daha penaltıyı VAR söylemeyecek. Peki ben sana bunu söyleyeceğim. İddiala söylüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir daha kaleciler çizgiden çıktığım gibi çıkacaklar mı? Çünkü refleks hareketi. Refleks. Bu arada yani. Şunu da söyleyelim. Çıktıklarında, kaleciler çıktıklarında bu bir daha tekrarlanmayacak. Bunu bu iddia ediyorum. Bu seneki ikinci uygulama bu. İlki ben şimdi hatırladım abi. Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa Konya. Bir orada uyguladılar. Konya kaçırdı, tekrarlattılar, attı. Fatih çünkü kaleci. Kaleciden hatırladım pozisyonu. İkincisi de bu. Bence de bundan sonra olmayacak ama. Peki bir şey diyeyim sana. Yok bunu bilerek söylüyorum. Yani Fener... Talimat yapmış. Bir daha yok karışmayın diye. Ha, bir de bir şey söyleyeceğim sen. Bunun sen Fenerbahçe Galatasaray maçında olduğunu düşün. Fenerbahçe Galatasaray maçında birebir aynı pozisyon olduğunu MHK'nın düşün. MHK'nın operasyonları devam ettiği sürece ikinci yarıda kavga çıkar abi.